En kalbi duygularla selamlıyorum ve bu süreç içerisinde gerek şahsıma, eşime, aileme bu COVID belasıyla alakalı verilen mücadelede gösterdikleri ilgi sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Allah bu tür imtihanlardan bizleri muhafaza eylesin. Tabii bu arada konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir ve ben de şu anda imzamı atıyorum ve böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun. İş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığım toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkta ilerliyoruz. Küresel ekonomi, enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını Finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Elbette bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Bir de buna gezi olaylarından 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin de ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ilgisinin olmadığını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir açıkladığımız tedbir paketiyle bu dalgalanmanın önüne geçerek kuru yeniden istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadele topyekün bir kararlılığı, topyekün bir inancı, topyekün bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde sekiz olan KDV'yi yüzde bire indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde bir olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına yüzde yedilik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde bire inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde bire indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki resmi gazetede yayınlıyoruz ve az önce de huzurlarınızda imzaya attım. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da rehberimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi olacaktır. Değerli iş insanları, enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde bire indirmemiz otomatikman gıda ürünlerinde yüzde yedilik indirim anlamına gelmektedir. Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle, gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde yedi KDV ve yüzde yedi sektör indirimi olarak toplamda yüzde yedilik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, Geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz. Üretim çarkları harıl harıl çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız her ay rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgilerinde gözde görülür bir artış var. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak büyük hareketliliğin işaretlerini şimdiden alıyoruz. Tek yapmamız gereken bu süreci milletimizi enflasyona ezdirmeden geçirmektir. Bunun için enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz aynı orandaki indirimde aynı amaca yöneliktir. Tabii üretim toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzumuzu ifade etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız oluşturacakları enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek ülkemizi cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonun Hayata geçirmekte olduğumuz Türkiye ekonomi modelinin içeride ve dışarıda giderek daha çok anlaşıldığı ve benimsendiği bir gerçektir. Bizim için iş dünyamızın desteği her zaman olduğu gibi bugün de en çok önem verdiğimiz husustur. Sanayi üretiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de enflasyonla mücadele programımızda iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla gıda ürünlerindeki KDV'nin %8'den %1'e inmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli hitapları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım vermiş olduğunuz bu müjde tüm üç dünyamızda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yine tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şimdi sizin huzurunuzda bulunan tüm iş adamlarımızdan tekraren pazartesi günü başlamak